satışında yeni düzenleme geldi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre bundan sonra yetki belgesi olmayanlar ilan verip satış yapamayacak. İkinci el motorlu kara taşıtı satışlarında güvenli ödeme sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi. Motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yetki belgesi olmayanlar araç satışı için ilan veremeyecek. Yeni yönetmeliğin içerisinde ilan süreciyle alakalı da bir düzenleme var. Burada örnek söyleyeyim, işte sizin bir ilanınız var. İlanı örnek söyleyeyim, işte yetki belgesi olan bir galerici esnafımıza diyelim ki ilan attırmak istediğiniz zaman burada işte E-Devlet'ten girip, E-Devlet şifrenizle girip işte yetki belgesi olan firmaya yetki vererek aracınızın ilan, internet üzerinde ilana konulmasına müsaade etmiş olacaksınız. Tabi burada aslında en güzel tarafı şu ki şimdi bireysel ilan atarken bile, yani aracın örnek söyleyeyim işte sadece resimleri ve girdiğiniz bilgiler dahilinde bir şey yazmadan ilanı fake olarak da atabiliyorlardı. Kopyalama ilan dediğimiz sahte ilanları bu şekilde yayınlayıp işte dolandırıcılığa yol açılıyordu. Tabi bu saatten sonra vatandaş kendi aracını, kendi üzerindeki, kendi adına kayıtlı olan aracını örnek söyleyeyim ilan sayfalarına, internet ortamına atabilecek ve burada girerken tamamen aracın kendine ait olduğunu, ruhsat bilgilerini tamamen ilana gireceği için burada dolandırıcıların işte biraz daha önüne geçilmiş olacak diye düşünüyoruz. Yönetmeliğe göre ikinci el motorlu taşıt satış bedeli eş zamanlı elektronik sistem üzerinden ödenecek. Yani güvenli ödeme sistemi nedir? Güvenli ödeme sistemi hiç tanımayan iki tane bireysel vatandaşın işte aracı internet ortamında bulup sonrasında pazarlık neticesinde bir araya gelip noterde satış işlemiyle yürüyen bir süreç. Burada en büyük aslında mesele son günlerde de artan noterlerdeki dolandırıcılık sistemi. Dolandırıcılık sisteminin önüne geçilmiş olacak. Uzmanlara göre bu durum ikinci el satışlardaki balon fiyatların düşmesini sağlayacak. Pandemi sürecinde herkes böyle işte kafasına göre fiyatlar yazmasından dolayı araç üzerindeki şişen balon, enflasyon, hani aslında bunların da önüne geçilmiş olacak. Yani burada galerici diyecek ki vatandaşa, aracınızın değeri bu, satılmasını istiyorsanız işte şu rakamdan ilana koyduğumuz zaman satabiliriz. Burada yasal yükümlülüğü de yetki belgesi olan galerici almış olacak.